Sevgili Gerçek TV izleyicileri, hepinize merhaba. Bugün Türkiye'nin gündeminde saat 16'da karşınızdayız. Konuklarımız İngiltere'den Turan Çömez hocamız, Doktor Turan Çömez, eski siyasetçi ve Fehmi Koru, sevgili abimiz, sevgili meslektaşımız. Hoş geldiniz Fehmi Bey. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Turan Bey, siz de hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk, teşekkürler. Fehmi Bey, sizlere de merhaba, iyi günler. Benden de size Turan Beyciğim, iyi günler. Sağ olun. Fehmi Bey, iki tane yazınız var. Peş peşe hızlı soracağım. NATO'dan kim kazançlı çıktı? Türkiye'nin gündemi biliyorsunuz bu. Yani Erdoğan iç siyasete yönelik olarak kazançlı olarak söylüyor ki bununla ilgili olarak yazı yazdınız. Ve yine geçtiğimiz günlerde Fuat Uğur, Türkiye Gazetesi yazarı, yeni bir darbeden söz etti. Yine kapan kuruldu diye. Ve siz buradaki yazdığınız o yazınızda da dediniz ki daha önce 15 Temmuz'la ilgili yazmıştı ama dikkate almamıştım. Ama bu sefer bu yazısını dikkate alacağım. NATO'dan başlayarak hızlı bir şekilde görüşlerinizi alayım lütfen. Tabii yani NATO zirveleri aslında böyle kimin zafer kazanarak, kimin kaybederek çıktığı tuhaf tarzında zirveler değildir. Normalde 30 üyesi vardı NATO'nun bu zirveye kadar. Bu öncesinde zaten taraflar neler konuşulacağı konusunda mutabakata varırlar. Bu arada NATO bu zirvede olduğu gibi önemli bir dönemeçte ise, yani bundan sonra yapılacaklar daha önce yapılacaklardan farklı olacaksa, onlar da uzun ayrıntılı olarak konuşulur, tartışılır. Zirvede liderler fotoğrafa girerler. Sonrasında da biz işte birlikte beraberliğimizi bir kez daha pekiştirdik diye açıklama yaparlar. İlk 2009 yılında Türkiye o zaman Danimarka Başbakanı NATO Genel Sekreterliği'ne Amerika tarafından aday gösterildiğinde itiraz etmişti ona. Hazreti Peygamber'in karikatüre konu edilmesi Danimarka'daki bir dergi tarafından bu itirazın sebebiydi. Çünkü Danimarka hükümeti özgürlükler alanında bir davranış olarak basın özgürlüğü içerisinde kendini söyleyerek olayın üzerine farklı konuştu. Ama 2009'daki o zirvede Türkiye giderken ben vetoda ederim bunu, böyle bir şeye izin vermem dediği halde razı oldu, çünkü bir müzakere, küçük bir müzakere oldu. Ne istersiniz diye sordular. Çünkü eğer NATO üyeliği devam edecekse bu itirazın başka bir yere çekilmesi mümkün değildi. Genel sekreterin kim olacağı konusu önceden kararlaştırılmıştı diğer üyeler tarafından. Bunun üzerine Türkiye, eğer genel sekreter o olacaksa yardımcısı Türk olsun, bir önce kişi olsun diye o zaman bir büyükelçinin ismini vererek bu konuda bir anlaşmayı sağlamıştı ve böylece bitmişti. Bunun dışında ben herhangi bir itirazla gidilen bir zirve hatırlamıyorum. Bu defa çok daha ciddi gerekçelerle gidildi bu zirveye. Ancak eğer NATO üyeliği devam edecekse Türkiye'nin, yani Türkiye'yi yönetenler NATO'dan çıkmayı da göze almıyorlarsa, o takdirde yapılacak şey yine öncekinde olduğu gibi anlaşmayı sağlayabilecek bir zeminde buluşmaktır. Nitekim öyle olduğu da anlaşılıyor. Karşı taraf, yani itiraz eden iki ülke, Türkiye'nin hassasiyetlerine riayet edecekleri sözünü verdi ve bu bir mutabakat metnine bağlandı. Bunun niye muhtıra olarak Türkiye'de konuşulduğunu da anlamakta zorlanıyorum. Çünkü muhtıra birilerine verilen ve yapılmazsa sonuçları da cezai sonuçları da olabilecek olan bir şeydir. Biz bunu işte 28 Şubat muhtırasından mesajlarından genelkurmayın, onları biliyoruz. Bunlar muhtıra değerinde olan şeylerdir. Ancak burada bir muhtıra değil, üzerinde mutabakata varılmış olan bir metin söz konusu. Yani Fehmi Bey, mutabakat metninin hiçbir hükmü yok mu? Var tabii, söz verdiler. Bu sözün gereğinin yerine getirilmesi lazım. Yalnız o mutabakat metni dikkatle okunursa, söz bundan sonra daha hassasiyetle bu konulara yaklaşılacağı ve konunun her iki ülkenin kendi hukuk sistemleri içerisinde çözüme bağlanacağıdır ki bunun ne de anlama geldiğini bu ülkelerin anayasalarına veya terörle mücadele yasalarına bakarak çıkarmak mümkün.
her iki ülkenin ve bu arada pek çok başka NATO ülkesinin anayasası eğer varsa orada değilse yasalarında terörün tanımı bizdeki gibi tanımlanmıyor. Yani eline silah almış olan insanları terörist kabul ediliyor. Biz ise çok daha geniş olarak anlıyoruz terörü. Dolayısıyla da farklı olarak yaklaşılıyor. Onlar kendi hukuk sistemi içerisinde bu soruna bir çözüm bulmaya çalışacakları vaadinde bulundular. Yani eğer elinde silahlı olarak bir eyleme karışmış olan insanlar var, sınırları içerisinde, eğer bombalama kendilerine katılmış olan birileri varsa, Türkiye bunları kendilerine belgeleriyle sunmuşsa, o insanların iade edilmelerini bekleyebiliriz. Ama bundan öteye bir şey olabileceğini ben zannetmiyorum. Türkiye bu tabii iç siyasette bir zafer diye sundu. Bu görülen o ki bunun da artılarını aldığını düşünüyorum kendi seçmen kitlesi açısından ya da milliyetçi muhafazakar bir kesim açısından söyleyeceğim. Ama bu mutabakat metniyle ilgili olarak Finlandiya'dan ve İsveç'ten gelen yanıtlar üzerine Türkiye Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu kararı bekletebilir mi? Bunun hukuki sonucu ne olur? Yani 8 aylık bir süreç bu. Bu sürecin sonunda ülkelerin meclislerinden bunu geçirmesi söz konusu böyle bir şart var. Dolayısıyla o 8 ay içerisinde Türkiye buna ne yapacak? Şimdiden söylemem bunlar iade edilmezse onaylanmayacağı. Ama bu süre içerisinde şartlar çok değişebilir. 8 ay içerisinde Türkiye'de bunu o şartlar nasıl gelişeceğine bakarak kabul edecektir diye düşünüyorum. Aksi takdirde Türkiye'nin bu mutabakat içerisinde bunun şartlarını zorlayarak, bu mutabakat metninin şartlarını zorlayarak bir sonuç alınmasını bekliyorsa ve bu gelmedi diye de veto hakkını kullanacaksa, o zaman zannediyorum NATO ile ilerik ilişkilerimizi gözden geçirmeyi de gerekecek. Dış politikada başarı görüntüsü iktidarın seçime gitme konusundaki tereddütlerini giderecek morali de sağlayabilir diye söylüyorsunuz yazınızın son bölümünde ve ardından da şöyle bir cümleyle bitiriyorsunuz. Pirus zaferi deyimini işitmiş miydiniz? Ne demek istiyorsunuz? Yani bu tür zafer diye ilan edilen şeylerin sonuçlarının biraz zaman içerisinde farklı da görünme ihtimali de vardır. Büyük zaferi bildiğiniz gibi başta evet kazanılmış olan bir zaferdi Roma için ama o zaferi kazanmak için neredeyse ordunun tamamını yok olmasını getirmişti. Dolayısıyla zafer kazanıldı ama kazananlar da kaybetmiş oldular. Dolayısıyla eğer dikkatli alınmazsa bu süreç yol sonunda zarar da görülebilir diye düşünüyorum. Bir şey daha, tabii orada kastettiğim yalnızca NATO ile ilişkilerimiz veya diğer ülkelerle ilişkilerimiz değil. Bunun zafer olarak takdimi Türkiye iç kamuoyuna, eğer bir erken seçimle bu iş devam ettirilmeyecekse, yani birkaç ay sonra seçime gidilmeyecekse, bir yıl sonra seçim olacaksa, hem unutulur hem de zaferin, zafer tanıtımının pek de o kadar zafer olmadığı kanaatinde muhalefet ortaya atabilir ve bunu güçlü bir şekilde savunabilir. Dolayısıyla eğer zaferin oya dönüştürülmesi diye bir şey söz konusuysa niyet olarak, o zaman bir erken seçimine beklememiz gerekir diye düşünüyorum. Şimdi NATO bu toplantıda konseptini değiştirdi. Rusya'yı baş tehdit olarak belirledi. Çin'i onun arkasına eklemledi ve aslında iktidarın küçük ortağı Vatan Partisi lideri Genel Başkanı Doğu Perinçek de çok net bir şekilde Erdoğan'ı ABD'ye teslim olmakla suçladı. Buradan yola çıkarak soracağım soru şu. Rusya'nın baş düşmanı olarak belirlenmesine sonuçta imza koyan bir NATO üyesi olduk. Bu bizim Rusya ile ilişkilerimizi nasıl etkiler ve Suriye'de nasıl bir konuma getirir Türkiye'yi? Şimdi tabii Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkileri biraz sorunlu ilişkiler. Çünkü hem NATO içerisinde bir üye ülkeyiz hem de NATO'nun işte sizin de ifadenizle bir düşman olarak gördüğü bir ülke olarak Rusya ile de ilişkilerimizi
en üst düzeyde götürmek niyetindeyiz. Bu biraz zor bir ilişki tarzı. Yani dünyada bunu başarmış olan bir başka ülke ben hatırlamıyorum. O bakımdan dolayısıyla Türkiye'nin zaten eğer NATO'da kalmayı bir hükümet niyetiyle irtibatlıyorsak, yani bu niyetten vazgeçmiş değilse, o takdirde Rusya ile ilişkilerimiz zaten sorunlu hale dönüşmeye müsait. Haber. Şimdi tabii bu olayda, yani NATO'nun bu zirvesinde bunun açık ifadeler haline getirilmesi ve NATO'nun yeni stratejisi içerisinde Rusya'nın o konuma iyice oturtulması daha da zorlaştıracaktır. Bunun benzeri bir zirve 1991 yılında İngiltere'de Turnberry'de yapılmıştı, İskoçya'da. Orada yapılan zirve sonrasında gerçekten NATO'nun aslında işlevsiz kaldığı Sovyetler Birliği'nin çöküşü sonrasında ve dolayısıyla da bir tehdit olmaktan uzaklaşması durumunda gidilen bir zirveydi o ve 10-11 Eylül olaylarıyla da çok yakından ilişkiliydi. Dolayısıyla yeni stratejinin düşman olarak İslam terörizmi alınmıştı ve ciddi bir biçimde Türkiye'nin de rahatsız olabileceği bir döneme doğru gittiği konusunda tereddütler vardı. Nitekim 11 Eylül ve sonrasına baktığımız zaman NATO'nun kendine geldiğini ve bu yeni düşmandan mutlu olduğunu gördük. Buna karşı da ülkeler dağılmak yerine yine birbirleriyle ilişkilerini devam ettirdiler ve Türkiye'de kendisini bunda, İslam terörlerinin, o NATO'nun öyle bir bellediği yeni düşmandan mesafe koyarak kendisini üyeliğine devam ettirmişti. Şimdi bu zirvede benzer bir şekilde yeni bir strateji belirlenen önemli bir zirve NATO açısından. Burada da tabii Rusya'nın düşman konumuna bu kadar adili bir biçimde konulması bütün üyeleri yeniden düşünmeye sevk ediyor. Sadece üyeleri de değil, Rusya ile komşu olan ülkeleri de yeniden düşünmeye sevk ediyor. İşte İsveç ve Finlandiya gibi aslında tarihsel olarak kendilerine hep tarafsızlık. Evet hocam. NATO üyesi olmak için müracaat etmiş durumdalar. Ukrayna'da büyük ihtimalle kabul edecek. NATO içerisinde zaten şu anda bunun da üyeliği söz konusu olacak bir süre sonra. Dolayısıyla Rusya'nın etrafındaki diğer üyelerin, ülkelerin de üyelikleri bu yeni stratejiye uygun olarak belirlenmiş oluyor. Bu yeni bir dünyanın başlangıcı aslında. Zaten Ukrayna Savaşı yeni bir dünya düzeninin işaretlerini veriyordu. Şimdi bununla da o dünya yenileşmiş olan, yenilenmeye çalışılan dünya düzeninin savunmayla ya da saldırganlıkla ilgili bölümü, güvenlikle ilgili bölümü yeni bir biçim almış oluyor NATO'yla. Hocam vaktiniz var mı? Eğer varsa bir Turan Hoca'ya gitmek istiyorum. Eğer vaktiniz yoksa ikinci soruyu sorup sizi yolcu etmek istiyorum. Yani eğer benim bu konuşmam, ben araç içerisindeyim. Biliyorum. Bir sorun olmadan ulaşıyorsa ben devam edeyim. Oluyor, tamam o zaman. O zaman sizin diğer yazınıza biraz sonra geçeceğim. Turan Bey, Fehmi Koru'yu dinlediniz. Tabii siz dışarıdan bakıyorsunuz, biz içeriden okuyoruz. Siz İngiltere'den bakıyorsunuz. Finlandiya ve İsveç'le yapılan bu mutabakat metni oradan nasıl okunuyor? Gerçekten Türkiye'nin beklediği teröristleri verirler mi? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? NATO toplantısını nasıl okuyorsunuz Türkiye açısından? Fehmi Bey, aslında süreci çok güzel özetledi, teşekkür ederim. Ben tabii bu sürece bir başka açıdan bakmak istiyorum. Öncelikle Erdoğan bunu bir zafer olarak değerlendirecek ki yapıyor zaten. Bunu iç politikada önemli bir enstrüman, önemli bir argüman olarak. Fakat bunun ne kadar devam eder? Birincisi bu. Çünkü Türkiye'nin gerçek gündemi, gerçek problemi ekonomi ve derinleşen yokluk ve sefalet. Öte yandan bunun gerçek olmadığı, yani Erdoğan'ın beklentilerinin gerçek olmadığı zaman içerisinde ortaya çıkınca bunun yansımaları nasıl olacak hep beraber göreceğiz.
Ancak şunu açıklıkla söyleyebilirim. Avrupa hukukunu çok incelemiş birisi olarak söylüyorum bunu. Ve süreçlere tanık olmuş ve buradaki prosesleri lokal avukatlardan bilen birisi olarak söylüyorum. Söz konusu memorandum ya da mutabakat metninin hiçbir hukuki karşılığı yok. Zaten çok diplomatik ve ince bir dille aslında satır aralarına yerleştirilen cümlelerle açıkça ortaya konmuş. Kendi iç hukuklarına ve Avrupa hukukuna göre davranacaklar. İki temel konu var benim dikkatimi çeken. Bunu birkaç yerde ifade edeyim. Birincisi Erdoğan'ın ya da Bahçeli'nin ifade ettiği gibi YPG, PYD ve FETÖ bir terör örgütü olarak adlandırılmıyor. Bu çok net. Bunu bir organizasyon olarak değerlendiriyor ya da bir örgüt olarak değerlendiriyor ve bu mutabakat metnine göre bu yapılar Avrupa nezdinde bir sivil inisiyatif olarak görünüyor. Zaten Finlandiya Cumhurbaşkanı da çok net bir biçimde açıkladı. Dedi ki onlar bir terör örgütü olarak zikredilmiyor bu memorandumda. Haddizatında biz insani yardımlara devam edeceğiz dedi. Ve ilgili kişilerin, Türkiye'nin talep ettiği kişilerin iade prosesleri bizim iç hukukumuz ve Avrupa hukukuna göre gerçekleştirilecektir dedi. Bu son derece önemli. Bakın Türkiye'de çok konuşulmayan bir şey var. Müsaadenizle birkaç satır bunu açıklamak istiyorum. Çünkü gerçekten çok önemli ve bu konuşmayı yapmadan önce, programımıza katılmadan önce birkaç immigration avukatıyla görüştüm. Hem Avrupa'dan hem İngiltere'den konunun uzmanlarıyla da konuştum. Birincisi Avrupa tarafından kendilerine mülteci statüsü verilmiş hiç kimsenin Türkiye'ye iadesi söz konusu değil. Bunlara o ülkenin iç hukukuna ve Avrupa hukukuna göre bir protection verilmiş, bir koruma verilmiş. Bunların hiçbir şekilde Türkiye'ye iadesi söz konusu olamaz Avrupa yasalarına göre. Birincisi bu. İkincisi Erdoğan'ın iddia ettiği gibi YPG ve PYD ve FETÖ bir terör örgütü olarak zikredilmiyor. Dolayısıyla bunların bu ülkelerde bir terör örgütü olarak kabul görmesi de mümkün değil. Böyle bir muamele görmesi de mümkün değil. İkinci sorun bu. Üçüncüsü yine Erdoğan'ın veya Türkiye'nin sağlayacağı bütün bilgi, belge ve dokümanların Avrupa standartlarına göre bir kanıt olması gerektiği söyleniyor. Ki bu kanıt da Avrupa standartlarında sorgulanacaktır Türkiye'nin ortaya koyacağı bilgi ve belgeler. Bununla beraber bütün bu proseslerden geçtikten sonra yani mülteci statüsü verilmemiş, terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıkmış, Türkiye'nin iade talebiyle ortaya koymuş olduğu bütün bilgi ve belgeler legal olarak Avrupa standartlarını karşılıyorsa ilgili devletlerin yani İsveç'in ve Finlandiya'nın İçişleri Bakanlığı tarafından bir işleme tabi tutulacak. Diyelim ki buradan da geçti, ardından yerel mahkemelerde görülecek. Buradan da geçtiğini farz edelim, o ülkenin ya üst mahkemesinde, High Court'unda ya da Anayasa Mahkemesi'nde neyse oradaki en yüksek mahkemede, Yargıtay'ında değerlendirilecek. Buradan da iade kararı çıktığını farz edelim, en son Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görülecek ki hepsinden bu prosesin tamamından geçmesi bir kişinin teknik olarak ve Avrupa hukukuna göre mümkün değil ve bu iş yıllar sürer, bu prosesin gerçekleşmesi yıllar sürer. Örneği yok. Ben bu konuşmayı yapmadan önce bununla ilgili İngiltere'den herhangi bir iade söz konusu oldu mu diye sordum İngiliz avukatlara. Bir tek örneği yok. Haddizatında Avrupa'dan da bu bahsedilen standartlarda bir tane dahi örnek yok. Uzatmayacağım, Fehmi Bey'i de bekletmek istemiyorum. Müsaadenizle bir cümle daha eklemek istiyorum. Biz ekranlarda Erdoğan'ın Boris Johnson'ın aralarında çok güzelsin diye gülüşerek birbirlerine güzelleme yaptıklarına tanık oluyoruz. Ya da Erdoğan'ın yolda yürürken Johnson'ın omzuna dokunduğunu görüyoruz. Bu biraz magazinel olarak da toplumda karşılık buluyor ama işin aslı öyle değil. Daha Şubat ayında İngiliz İçişleri Bakanlığı Home Office çok uzun bir deklarasyon yayınladı. Hala web sitesinde de vardır. İlgi duyarsanız size de gönderirim. Burada Türkiye'nin iddia ettiği FETÖ terör örgütünün karşılığı bir sivil inisiyatif ve bu kişilerin dünya çapında çok yaygın bir ağlarının olduğu, insani yardımlar yaptığı ve birçok yerde okullar açtığı ve hümanist bir yapıyla kurulduğu söyleniyor. Ve bunlara İngiltere'de fast track oturum veriliyor ve hiçbir iade gerçekleşmedi.
Dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda Avrupa standartlarına ve hukukuna göre ve memorandumdaki satır aralığına sıkıştırılmış bu gerekçelere baktığımızda hiçbir iadenin, hele hele Türkiye'nin istediği bu isimlerin iadesinin söz konusu olmayacağı son derece açık. Ekonomist demiş ki Erdoğan eve zaferle dönüyor. Financial Times demiş ki Erdoğan bunu evinde siyasi bir zafer olarak gösterecek demiş. Ve buradan yola çıkarak da şunu sormak istiyorum. İşte basın toplantısında canlı yayınlanan basın toplantısında Erdoğan'a bu konu soruldu, yani söz sunmazsa ne olacak? O da siyasiler verdiği sözleri tutmak zorundadırlar ve kendisi üzerinden örnekler verdi ve gerekirse bir ülkeyi örnek vererek NATO üyeliğiyle ilgili olarak bekletilmesine örnek vererek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konunun bekletilebileceğini söyledi. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Şimdi zaten her ülkenin iç hukukuna göre bu prosesin onaylanması gerekiyor. Bir ratifikasyon süreci var. Yani Erdoğan'ın bu sözü vermesi prosesin tamamlandığı anlamına gelmiyor. Bizim iç hukukumuza göre bu anlaşmanın, bildiğim kadarıyla, biraz da soruşturdum, parlamentoda onaylanması gerekiyor. Hala Türkiye'nin elinde bir koz var anlayabildiğim kadarıyla. Ancak burada görebildiğim kadarıyla bir iletişim problemi var, bir komünikasyon sorunu var. Çünkü memorandumun söyledikleriyle Erdoğan'ın algıladığı ve topluma yansıttığı birbiriyle örtüşmüyor. Ortada verilmiş bir söz yok. Erdoğan'ın ya da Türkiye'nin istediği, tırnak içerisinde, teröristlerin iade edileceği konusunda bir vaat yok, bir söz yok. Bu Avrupa hukuku standartlarında değerlendirilecektir ve gereği yapılacaktır deniyor. Ben bir süre sonra Erdoğan'dan yine kandırıldık sözünü duyarsam şaşırmayacağım aslında. Ve bilemiyorum tabii, 8 aydan bahsediliyor. O döneme kadar erken seçim olur mu? Ve şu anki parlamento bu ratifikasyon sürecini onaylamak durumunda kalır mı? Bundan emin değilim. Ama ciddi bir iletişim problemi var. Her iki tarafın aralarında tercih etmiş olduğu literatür, dil ve meramın anlatma biçimi birbirinden çok farklı. Ve o memorandumda söylenilen şeylerle Erdoğan'ın telaffuz ettiği şeyler birbirinden tamamen kopuk ve bağımsız ve Erdoğan'ın söylediği gibi ona verilmiş bir söz yok. Bu teröristlerin tırnak içerisinde iade edilmesine dair bir vaat yok. Hukukun gereği yapılacak diyor. Zaten bugüne kadar hukukun gereği yapılıyordu. Yani hukuk dışına çıkmamıştı Avrupa. Ve burada Erdoğan'ın beklentisi olmayınca acaba nasıl bir cevap verecek? Ben bunu merak ediyorum. O süreçte bunu nasıl kullanacak? Yine bir mağduriyet sürecini mi gündeme getirecek? Ondan emin değilim ama iade edilmeyeceğini Avrupa standartlarına göre net olarak söyleyebilirim. Zaferden ne kastettiğini açıkça söyleyeyim. Yani Financial Times'ın ve diğer Avrupalı gazetelerin, Erdoğan bunu iç politikada kullanacak diyor açıkçası. Bunu da gayet başarılı bir şekilde yapıyor. Erdoğan bu konuda son derece mahir, hepimizin bildiği gibi. Ama bunun bir karşılığı yok ve günün sonunda, birkaç hafta sonra toplum yeniden gerçeklerle buluşacak ve asıl gündem olan ekonomi, sefalet, açlık, yokluk Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam edecek. Şimdi Haberi Telegram kanalında yorumlayan bir diğer isim Rus politikacı Leonid Sulitski demiş ki Türkiye'nin yerinde olsaydım Finlerin ve İsveçlerin NATO'ya girişini veto etmeyi reddetmem karşılığında aldığım güvencelere aldanmazdım. Gorbaçov'a da bu sözler verilmiş dedi diye bir şeyi var, yorumu var. Yani aslında Türkiye çok büyük bir imkan eline geçirmişti. Bunu çok daha iyi kullanabilirdi bu süreci. Hatırlayacaksınız, Makedonya'nın bir adaylık süreci söz konusu oldu. Evet. Sadece ve sadece Kuzey Makedonya ifadesini kullanmadığı için isim sebebiyle bir direnç gösterdi ve bu direnç yıllar sürdü ve nihayetinde Yunanistan'ın tezi kabul edildikten sonra NATO süreci kabul edildi. Değişikliği oldu. Halbuki Erdoğan çok aceleci davrandı. Aslında Avrupa'nın ya da NATO'nun da acelesi vardı bu süreçte. Çünkü yeni bir güvenlik konsepti söz konusu. Fakat Erdoğan bunu çok daha akıllı kullanabilirdi. İç politikaya alet etmeden çok daha vizyoner bir şekilde sürece yaklaşabilirdi. Birinci hatası şu oldu. Amerika ile yapılmış olan F-35 sözleşmelerinden ve verilmiş olan paradan hiç bahsedilmedi. O para gitti. Türkiye'nin hak ettiği F-35 uçakları şu anda Amerika semalarında uçuyor. Bunun yerine F-16'dan bahsedildi fakat ortada bununla ilgili de verilmiş bir söz yok. Yine Amerikan Kongresi bunu onaylayacak. Öte yandan Suriye'nin kuzeyinde YPG ve PYD'nin kurmuş olduğu 80 ila 100 bin kişilik, sözüm ona, bir ordu var, bir terörist ordu var ve bunların eğitimlerini Amerika sağladı.
Bununla beraber yine Avrupa'nın elinde tırnak içinde söylüyorum, FETÖ'nün ve diğer terör unsurlarının bir sürü elemanı hayatlarını ve faaliyetlerini devam ettiriyor. Yine yasal olarak bunların ne olduğunu konuşmak istemiyorum. Sadece Türkiye'nin tezleri üzerinden bu değerlendirmeyi yapmak istiyorum. Bunlarla ilgili Erdoğan'ın hiçbir kazanımı yok. Ama bunu çok maharetli ve mahir bir şekilde Türkiye'de iç politikada kullandı, kullanmaya devam edecek. Medya gücüyle topluma bir anlamda bir zafer empoze edecek. Fakat yine söylüyorum, bunun hiçbir karşılığı yok. Çünkü biz yarından itibaren yine açlık, sefalet, ekonomik gündem, yokluk, hukukun ayaklar altına alınması, bunları konuşuyor olacağız. Bugün şimdi Avrupa Deutsche Welle'nin ve Voice of America'nın Türkiye'de yasaklanmasını konuşuyor. Yani Avrupa'nın gündemi o. Fakat Türkiye'de hala bu süreç devam ediyor ne yazık ki. Bu bakımdan bu süreç Türkiye adına bir kayıpla sonuçlanmıştır. Erdoğan bunu geçici bir zafer gibi sunsa da siyasete ve seçimlere uzun vadeli yansıyacağını düşünmüyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Fehmi Bey, bu F-35 meselesi kapanmışa benziyor ve biz F-16'ya razı olmuş durumdayız. ABD de Biden de bunu şeye bağladı, meclise bağladı. Oradan bir karar çıkarsa veririz dedi. Bunu nasıl okuyorsunuz? Yani F-16 alınması bir zafer mi yani bu NATO'da Finlandiya'nın ve İsveç'e evet diyerek Türkiye'nin? Yani her şeyi bir zafer veya mağlubiyet olarak görmekten vazgeçtim. Eğer Türkiye'nin ihtiyacı varsa F-16, NATO üyesi olan bir ülke olarak bunu Amerika tarafından Türkiye'ye parası mukabili çünkü oluyor bu işler, sağlanması gerekiyor. Zaten Türkiye F-35'ler için 2,5 milyar dolara yakın bir parayı 1,5 milyar dolar diyorlar. 1,5 milyar, 1,5 milyar doları zaten ödemiş durumda. Dolayısıyla bunun karşılığı olan F-35'ler alınamayacağına göre öyle anlaşılıyor. F-16'ların olmasından daha doğal bir şey olamaz. Ama bunun için bile kongrenin kararına varması lazım. Orada karar çıkmazsa o da gelmeyecek. Tabii kongrede de yani demokratlar bir oy farkla ilerideler ama onların içerisinde de Türkiye'ye özellikle farklı bakanlar Erdoğan'a olumlu bakmayan insanlar var demokrat kadronun içerisinde de. Dolayısıyla orada da bir garanti diye bir şey yok. Zannediyorum demokrat üyeler garanti olarak görülüyor olmalı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada geniş kapsamlı bir heyeti Türkiye'den Amerika'ya cumhuriyetçileri ikna etmek için gönderdiğinizi ilan etti. Yani bence demokratların üzerine de bir heyetle gidilmesi lazım ama cumhuriyetçileri nasıl ikna edecek? Çünkü orada da neredeyse bizdekine yakın İttifaklar gibi oluşmuş cepheler var. Dolayısıyla demokratların hazır bu işe evet demesiyle karşı tarafın hayır demesini de garanti altına almış oluyorsunuz. Demokratlardan bir veya birkaç kişi eğer hayır derse zaten karşı cepheye onların katılmasıyla hayır kararının çıkma ihtimali çok büyük oluyor. Dolayısıyla biraz karışık bir iş bu F-16 meselesi. Türkiye'nin bu olayla ilgili, bu tür olaylarla ilgili yapması gereken şey aslında niye F-35 verilmedi? F-16 için niye karşı çıkılıyor? O zaman bunları değerlendirip acaba o karşı çıkma gerekçelerini nasıl ortadan kaldırırım sorusuna cevap teşkil edecek tarzı davranması gerekir. Bunu da bilmemek diye bir şey söz konusu değil. S-400 olayı var. Bu ciddi bir şekilde Amerikan Kongresi tarafından Türkiye aleyhine kullanılıyor. Ayrıca Türkiye'deki bir takım yanlış uygulamalarda yine oradaki özellikle Demokrat Partili üyeler tarafından sorun haline getirilmiş durumda. Bunlarla ilgili Türkiye'nin adımlar atması gerekiyor. Şimdi ben Türkiye gündeminde de yani yaptığım programda da bunu değerlendirmiştim. Siz de bu konuyla ilgili yazmışsınız. Cem, öncelikle Fuat Uğur'un yazısının son bölümünü sanıyorlar ki devlet gaflet uykusunda. Amerika'nın Türkiye'deki elemanlarının yüzsüz ve pespaye oluşları bu ülkenin namuslu evlatları için ayırt edici bir kriter. Bitleri kanlandı. Sanıyorlar ki devlet gaflet uykusunda ve ne yapacağını bilmiyor. Ders almadılar. Artık dışarıdan gelecek saldırıların içeride de bir karşılığı olacaktır. Bu ülke insanların işbirlikçileri için daha fazla eli kolu bağlı oturmayacağı aşikar.
üniformalı ya da sivil ABD'nin Türkiye cezaevindeki tüm askerlerine ve casuslarına yenileri eklenecektir şüphesiz. Geçen 15 Temmuz'dan fareler kaçtı ama bu kez konulan kapanlar sürprizli hediyelerle dolu. Yine en başta söyleyeyim de hani yok tiyatro yok kontrollü filan diye sonradan ciyaklamayın diye bir yazısı ve siz bu son bölümü konu alan bir yazı yazdınız. Can ekrana verirsen sevinirim. Bu yazıda Fuat Uğur'un 15 Temmuz'dan önce de böyle bir yazı yazdığını ama dikkate almadığını ama şimdi aslanızı radarınızın içerisinde dikkatli bir şekilde izleyeceğinizi söylüyorsunuz. Şimdi bir tarafta NATO'daki bu konumun zafer diye sunulması, ardından Fuat Uğur'un böyle bir yazı yazması, ABD ve NATO'yu aslında batılı askerler diyerek merkeze oturtturması, Finlandiya'nın ve İsveç'in sözlerini tutmazsa Türkiye'de NATO karşıtlığı bir kampanya mı başlar ve Fuat Uğur'un yazısından da sizin dikkat çektiğiniz gibi 15 Temmuz benzeri bir olayın beklentisi mi var, kurgusu mu var, ne diyeceksiniz bu konuda? Şimdi şöyle bakmak lazım bu olaya. Bir defa bu garip bir yazı. Yani 15 Temmuz'dan birkaç ay önce Nisan 2016'da iki yazı yazmıştı bu gazeteci arkadaşımız. Ve o yazılarında... Cem, en altındaki bölüm sanıyorlar ki devlet gaflet uykusunda, oraya getir lütfen. Evet. Ha. Yani o yazılarında aslında kimi kastettiği çok açıktı. O zaman cemaat diye bilinen bir grubu açığa çıkartıyordu. Onların içerisinden tanıdığı dışarıya yani cemaati dışına çıkmış olan birisinin kendisine verdiği bilgilerden hareketle onların önemli isimlerinin Ankara'da bir araya geldiğini ve bir askeri darbe için ön hazırlık yaptıklarını açık açık yazıyordu o yazılarında. Yani 15 Temmuz'da karşımıza çıkan tabloyu aylar öncesinden görmüş ve bunu onları da uyarmıştı. Uyarı kısmı da vardı o yazıların. İkinci yazıda özellikle diyordu ki nasıl tavuklar tünek üzerinde o tar diye bir deyim kullanıyor. Ben o deyimi bilmediğim için ilk defa orada karşılaşmıştım. Tarda nasıl sayılırsa tavuklar, bunlar da bu işe karışırlarsa, böyle bir girişimde bulunurlarsa askerleriyle birlikte, o zaman onları da devlet bir biçimde icaplarına bakacak diyordu. Ve biz emin olun bunun farkına bile varmamışız bu yazıların. Ama 15 Temmuz olup karşımıza onun vaktiyle yazdığı bu yazılardaki açık biçimde anlattığı tablo çıkınca, ben o zaman da bunu yazılarıma konu edinmiştim. Biraz da rahatsız olmuştu bu arkadaşımız. Neyse, önemli olan o kısım değil. Şimdi bu yazını ise... Son yazıyı da Cem, son yazısını Fehmi Bey'in ekrana verirsen çok sevineceğim. Bunu baş yazı olarak kullandığı makalesinde ekrana ver lütfen. Şimdi aslında 2018'de aynı gazetede kendisiyle birlikte başkaları da yine bir darbe beklentisi anlamına gelebilecek yazılar yazdı. O zaman bu boşa çıkmıştı ama o zaman da ben dikkat etmiştim ve yazılarımda böyle birkaç yazıyla bir darbe beklentisini dile getirdiler, bakalım ne olacak diye bir soru işaretiyle bitirmiştim yazımı. Ama olmadı. Yani neticede bu tür konularda, bu tür gelişmeler konusunda hassas olan insan olarak karşımda Fuat Uğur. Şimdi yazdığı ise biraz tuhaf bir yazı. Yani kimi kastettiği çok açık. Ama ilginç bir şey. Yine kapan kuruldu diyor. Cinişli kapanın biz ne olduğunu biliyoruz çocukluğumuzda. Ben çok kapan kurmuş farelere karşı evin içerisinde bir çocuk olarak söyleyeceğim. Yani 15 Temmuz'da da bir kapan kurulduğunu ve şimdi de bir kapan kurulduğunu söylüyor. Yani bir anlamda biliyoruz aslında. Yemi de ayarladık, hepsini de kapana bertaraf edeceğiz. İçerideki batılı askerlerin yerine yeni batılı askerler ekleyeceğiz diyor. Şimdi tamam da yani böyle diyor da, şimdi kim bunlar? Bir defa yani bu açık değil. Yani o zaman 2015'te 2016'da cemaat diye bir varlık vardı ve sonradan bunların FETÖ adını almalarını getirecek olan yanlışlıklar içerisinde oldukları ortaya çıkmıştı. Ama o yazılarıyla da öyle bir yanlışlık içerisine girdiklerini aylar öncesinden ifade etmişti Fuat Uğur. Ama şimdi kim olduğunu belli etmiyor. Cezaevlerinde bulunan Amerikan askerleri. Mesela kim bunlar?
Ayrıca şu anda dışarıda olan askerleriyle ve sivilleriyle dediği Amerikan askerlerini derken kimi kastediyor, kimleri kastediyor? Bu da belirgin değil. Herkes olabilir. Yani bundan herkes alınganlık duyabilir. Selahattin Demirtaş'ı mı kastediyor? Osman Kavala'yı mı kastediyor? Bunlar akla geliyor. Ya da zaten cezaevinde olan 15 Temmuz'un yapıcıları ve arkasındaki güçlerin elemanları mı kastediliyor? Onlar zaten cezaevlerinde olduğuna göre dışarıdaki güçleri böyle yeni bir darbe yapacak kadar olduklarını mı düşünüyor? Bunlar muamma olan şeyler. Ama devletin neyse bunlar, kimlerse bundan haberdar olduklarını yine kendisinden öğreniyoruz. O zaman da haberdar devlet. Ama yaparsanız bunun sonucuna katlanırsınız uyarısında bulunmuştu. Yine öyle bir uyarı var. Kapan kurmak dediği şey de herhalde öyle. O zaman da işte Tünek üzerindeki tavuklar gibi şimdi de galiba o kapana takılacak olanlar. Fareler diye sesleniyor bu sefer. Evet. Yani dolayısıyla böyle bir beklenti içerisinde ama kimden yana böyle bir beklenti? Onu doğrusu anlamakta zorlanıyorum ama yine de tabii değerli bir yazı yani. Göz açacak bir yazı. Kimleri kastediyorsa o insanlar herhalde bir yerlerde de onların da bilmesi gereken bir mesaj olarak herhalde bunu yazıyor. Engellemek amacıyla vaktiyle yazdığı yazıyla engelleyememişti. Ama 2018'deki yazılarıyla muhtemelen engellemiş de olabilir yani darbe olacak dediğim için. Ve bunun o zaman da uyarmış. Sonuçta gerçekleşmemiş bir darbe ise ve önceden de yazmışsa engellenmiş demek ki. Evet yani 2018'de de yazdığına ve Nisan 2016 tarihli yazısı. Bu sizin bu birincisi yani. Evet işin yazdığı şeyi Ahmet Davutoğlu'nu, Tayyip Erdoğan'ı, Hakan Fidan'ı ve Hulusi Akar'ı uyardığı yazı. Uyar yazısı tabii. Şimdi ama sonra ondan sonra da 20 yıl sonra bir başka yazı daha yazdı. Artık uyardığı kişilerin devlet olarak bu her türlü... Cemaatçi askerlere son uyarı tavuktardan sayılır. Ha, tavuktar da sayılır diye. O ikinci yazı işte o yazıda işte artık diyor ki devlet sizi takip ediyor. Bilesiniz ki böyle bir şeye girişirseniz tavuk gibi sizi sayacak ve içeri atacaklar. Nitekim de öyle oldu. Şimdi bir siz... daha yazdı. Sadece o da değil. O gazetenin yayın koordinatörü olan bir başka yazar. Sonra bana şimdi yazmayan bir başka yazar da katıldı. Üç yazar üst üste yine bir darbe beklentisini dile getiren yazılar yazdı 2018 yılında. Fakat bu kadar yoğun darbe olacak tarzında anlaşılacak yazılar sonrasında öyle bir darbe girişimi olmadı. Ben diyorum ki acaba bu uyarıyı kimse muhatapları herhalde onlar bu mesajı aldılar. 2016'dakiler gibi şeye takılmadılar, tuzağa gelmediler. Şimdi de muhtemelen birilerini uyarma görevi olarak da görebiliriz bu yazıyı, yeni yazıyı. Çünkü neticede bu kadar açık kapana katılacaksınız dediğine göre böyle bir insanlar da varsa askerde veya sivil hayatta onlar da bu mesajı herhalde almışlar ve ona göre kendilerini 15 Temmuz gibi bir tuzağa düşmemek için tedbir altına almışlardır. Şimdi Fehmi Bey, yazınızda ilginç bir cümle kullanıyorsunuz birkaç yerde. Uğursuz darbe girişiminin olacağını daha henüz plan safhasındayken yazı konusu yapmıştı Fuat Uğur diyerek de Fuat Bey'e başka bir göndermede bulunuyorsunuz aslında. Evet. İnce bir nüans var orada. Şimdi ince bir nüans var ama sizin de çok bildiğiniz farklı bir şey söyleyeceğim. İhlas dediğimiz grup devlete yakın bir grup. Yani askerlere yakın bir grup. Bir kere bir altını çizmek istiyorum bununla ilgili olarak. Neden? Kurucusu çünkü 1960'ta emekli albay olarak ordudan ayrılmış biri cemaatin. Şimdi İhlas, TGRT, İHA dediğimizde çok asker kanadına yakın bir holding medya kuruluşu diye anlayabiliriz. Şimdi buradan soracağım soru şu. Kapan kurulduysa bir, orduyla iyi irtibatlı ve bilgi sahibiler başka bir şey biliyorlar. İki, Sedat Peker'in
yayınladığı video ve İHLAS'ın CEO'su. Şimdi üst üste koyunca aklımda delice sorular ortaya çıkıyor. Siz ne diyeceksiniz? Başka bir soru sormayacağım. Son soru bu. Onun konuda fazla bir şey diyebilecek durumda değilim. Yani söylediğiniz tarzda ilişkiler tabii herkesin aklına gelebilecek olan ilişkiler. Ama Fuat Uğur'un o gazetenin bahsettiğiniz türden ilişkilerinin içerisinde bir isim olarak tanımıyorum ben. Yani tanıdığım bir insan. Yani İhlas grubunun has adamlarından bir insan olarak tanımıyorum. Bir gazeteci olarak Eski TKP'li. Ha, yani işte öyle özellikleri olan bir arkadaş. Dolayısıyla yani tamamen İhlas grubunun bir şekilde işin içinde olabileceği tarzda ilişkileri benim aklıma getirmem mümkün olmuyor onun o kişiliğini bilmediğim için. Ama eğer öyle tatlı kendisi tamamıyla İhlas grubunun bir parçası haline dönüştürmüşse zaman içerisinde, o zaman da söylediğiniz türden ilişkilerde elbette kurulabilir. Yani anlatmak istediğim olan şu, yani tam da bu yazıların gündeme getirilmesinin ardından CEO'nun bertaraf edilmesi ve yayınlanması aklıma acayip deli sorular getiriyor ya da deli yorumlar getiriyor. Söylemekten bile yutkunuyorum. Evet, yani dediğiniz tarzda ilişkiler o tarzda bir alakası varsa kurulabilecek olan ilişkilerdir demek değil. Ben şunu söylemekte yarar görüyorum. Yani netice itibariyle bu tür yazıların olması insanları düşündürmeye sevk etmesi bakımından bence yararlı. Ama sonunda sizin alıntısını da okuduğunuz tarzdaki ifadeler hani bir daha geçmişte olduğu gibi kontrolünüz darbe demesinler tarzında bir yakıştırması var ya. Yani işte tiyatroyu da demeyin diye muhalefete söylüyor. Tiyatro. Çünkü tiyatro denmesi, kontrolü darbe denmesi sonrasında 15 Temmuz'a biraz da onun daha önce, aylar önce yazdığı yazılar o gündeme geldikten sonra söylenmeye başladı. Çünkü netice itibariyle onun anlattığı şekilde olduğu olaylar. Yani ne bir eksik, fazlası var, eksiği yok. Evet. Dolayısıyla da buna dışarıdan bakanlar ister istemez acaba bir kontrollü olay mıydı bu diye düşünmeye başladı. O zaman kapan kuruluyor diyor. Şimdi de o zaman kontrollü bir süreç mi hazırlanıyor diye sormak eğer aklı olan insanın da soracağı temel bir soru. Ali Bey, benim haddim değil size görev vermek ama ben olsam Fuat Uğur'la bir konu görüşme yapmak... Fuat Uğur beni engelledi. Olsun yine de arayın. Netice itibariyle meslektaşınız. Arayın kendisini de bu konuşmalarımız üzerinde de herhalde kendisinin bir şekilde cevap hakkı oluşmuştu. Sizin aracılığınızla... O zaman tamam. Bunu bir sorumluluk ve görev olarak kabul ediyorum. Kendisine ulaşacağım. Fehmi Bey çok teşekkür ediyorum. Vaktinizi aldık. Ben kendi artık yaşlılığıma vermiş olacağım bu olayı. Unutkanlığıma dün konuşunca 16 diye. Ama kapağı da kurmuş olduk. Zaman ayırdınız. Yolda durmak zorunda kaldınız. Nezaketiniz için çok teşekkür ediyorum. Unuttuğunuz bir şey varsa son olarak o unuttuğunuzu son sözünüzü söyleyerek size alayım yayından. Ben de size beni konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Size iyi program. Turan Bey'e. O hala... Orada tabii ki Turan Bey bekliyor sizi. O hala bekliyor. Yani epey kendisiyle görüşemedik. O yurt dışına çıktığından beri bu vesileyle sesini duyduğum için de çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Turan Bey bir şey söyleyecek misiniz? Turan Bey. Çok teşekkür ediyorum Fehmi Bey. Yıllar oldu kendisiyle karşılaşmayalı, görüşmeyeli ama hep saygıyla ve keyifle, dikkatle takip ettim yaptığı çalışmaları. Çok güzel şeyler yapıyor. Kutluyorum. Umarım tekrar en kısa sürede görüşürüz Fehmi Bey. Saygılar. Çok teşekkür ediyorum. Fehmi Hocam görüşmek üzere. Peki, teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi Turan Bey... Tabii sizi beklettik. O da sizin beklemediğinizi zannetti. Hale bekliyor mu diye. Evet, hale bekliyor. Çünkü kapanı kurduk. Ya, yanlış anlaşılmasın. Çok özür diliyorum. Şimdi o aynı konuyu size soracağım. Fuat Uğur'un o yazısını okudunuz mu? Ekrana da verdik ama. Okudum. Evet. Yine kapan kuruldu. Siz bundan ne anlıyorsunuz? Türkiye'de seçimlere bir yıl kalmışken
15 Temmuz öncesinde de mi bir kapan kurulmuştu fareler için? Şimdi Ali Bey, çok hassas ve kritik bir konu. Türkiye keşke böylesi konularla gündemini meşgul etmeseydi. Dünyanın hiçbir gelişmiş demokratik ülkesinde bu tür spekülasyonlar yapılmaz, bu tür konuşmalar yapılmaz. Hatta bu tür yazılar gündeme gelmez, gelemez. Devletin zaten temel vazifesi ülkenin birliğini, bütünlüğünü korumak, güvenliğini korumak ve olabilecek tehditleri önceden bulup engellemek ve önüne geçmek ya da sorumluları cezalandırmaktır. Fakat Türkiye'de hukuk ve devletin kurum ve kuralları yeterince ve sağlıklı çalışmadığı için biz ne yazık ki bunlara tanık oluyoruz. Umarım artık Türkiye böyle olumsuz tecrübelere tanık olmaz ve böylesi süreçleri gazete köşelerinde teorileriyle veya bir takım ön işaretlerle konuşabilen bir ülke ya da bunları tartışabilen bir ülke olmaz. Devletin kurumları gereğini yerine getirir. Türkiye'nin bunlara gerçekten ihtiyacı yok, zamanı yok. Türkiye'nin asıl meselesi güvenliktir. Hukukun üstünlüğüdür, yargının bağımsızlığıdır, özgür ifadedir, demokrasinin kurum ve kurallarının rasyonel bir şekilde çalışmasıdır ve hepsinden önemlisi ülkenin içinde bulunduğu yokluk, sefalet ve açlıktır. Bütün bunları konuşması lazım ama maalesef biz hala geçmiş dönemde yeterince aydınlatılmamış ve birçok insanın hala kafasında soru işareti olan süreçleri tartışıyoruz, tartışa geliyoruz ve yenileriyle ilgili bir takım komplo teorileri yazıldıkça bunlarla gündemi meşgul ediyoruz. Şüphesiz bir takım plana, bilgiye, hesaba ya da öngörüye dayalı bir yazı olabilir. Hangi sahikle yazıldığını öngörmem ya da anlamam mümkün değil ama bunlara artık Türkiye tanık olmamalı. Altını çizmek istediğim bu. Şimdi tabii dün akşam da bu konuyla detaylı bir program yaptım Didin'le beraber. Fehmi Bey'e de sordum ama o konulara çok girmek istemedi. Size de sormak istiyorum. Yani Fuat Uğur'un hem 15 Temmuz öncesinde darbe ile ilgili olarak uyarı 2 yazısı ve şu andaki son 28'inde yazdığı, 28 Haziran'da yazdığı yazı, 3 gün önceki yazı. Şimdi buradan bakınca İhlas'ın da siyaset açısından duruşuna, tarihine bakınca ve ardında da Sedat Peker'in İhlas'ın CEO'su ile ilgili olarak Cem Küçük üzerinden CEO ile ilgili böyle bir konum, böyle bir video yayınlaması aklımda gerçekten delice sorular, yani beni söylemekten bile tedirgin eden bir şeyler bunlar. Yani bir taşla 5 kuş değil 20 kuş sayacağım, şimdi sayabilirim peş peşe. Bu söylentilere bakınca ve bu videonun yayınlanmasına bakınca devletin içerisinde başka bir çatışma ve önümüzdeki seçim süreciyle ilgili başka bir hazırlık mı var Turan Bey? Umarım yoktur. Bu anlattığınız denklemi bizim şu anki tecrübemizle ya da bilgimizle çözmemiz ya da değerlendirmemiz çok da gerçekçi olmaz. Sadece spekülasyondan ibaret olur. Bunu kendi adıma söylüyorum. Dolayısıyla bu süreçleri buradan bakarak değerlendirmek, zaman zaman yanlış bilgileri de toplumla paylaşmak sonucunu da doğurabilir. Gene altını çizmek istediğim şey şu Ali Bey. Bir ülkede devletin kurum ve kuralları doğru düzgün çalışıyorsa, olması gerektiği gibi çalışıyorsa, demokratik bir hukuk devletiyseniz ve bu kurum ve kurallar halkın... Tamam, bir ekleme yalnız al Cem. Halkın, evet, ülkenin menfaatine çalışıyorsa bunların hiçbirisi gündemde olmaz. Bu bahsettiğiniz şeyler, bu teoriler... Kısmen doğru olabilir, tamamı doğru olabilir, yanlış da olabilir ama bunların konuşuluyor olması Türkiye'nin dünya liginde halen nerede olduğunun bir göstergesi. Türkiye bunları aşabilmesi lazım. Bunları aşmanın da temel yolu, yine söyleyeceğim, seçimler ve seçimlerden sonra tüm kurum ve kuralların başta parlamento doğru düzgün çalışmasıdır. Olması gerektiği gibi çalışmasıdır ve şu anda ülkenin bana göre temel problemi olan bu tek adam rejiminden bir an önce kurtulup hakiki bir demokrasiye kavuşmasıdır. Böyle olduğu zaman ne yasaları eğip bükerek ortaya çıkan kurum ve yapılar oluşacaktır ya da devlet otoritesini başka amaçlarla kullanan bir takım inisiyatifler ortaya çıkacaktır. Bunlar Türkiye'nin zararına ve bunlardan Türkiye'nin bir an önce kurtulması lazım. Bu spekülasyonlara daha fazla girmenin bir anlamı yok çünkü elimizde sağlıklı, doğru ve rasyonel veriler de yok. Umarım bu anlattığımız şeylerin hepsi
bir hikayeden ibaret kalır, bir komple teorisinden ibaret kalır. Aksi halde 15 Temmuz'un Türkiye'ye nelere mal olduğunu hep gördük. Hala muamma, hala soru işareti olan tarafları var. En azından birçok kişinin kafasında soru işareti olan taraflar var. Bunların aydınlatılması yine demokrasinin ve hukukun tam işlediği bir düzlemde olacaktır Ali Bey. Nezaketiniz için çok teşekkür ediyorum. Vaktimizi de 5 dakika aştık. Sizden de özür diliyorum ama tabii ki Fehmi Korun'un arabada olmasından kaynaklı olarak aslında tartışmalı gidebilirdi ama böyle bir olay yaşadık. Sizden de özür diliyorum. Yayına katıldığınız için, nezaketiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum nazik davetiniz için Ali Bey. Çok teşekkür ediyorum.